Büyük günün arifesindeyiz arkadaşlar. Yarın para politikası kurulu toplanacak ve faizle ilgili kararını verecek. Piyasanın beklentisi 475 bas puanlık bir faiz arttırımı olması yönünde. Yani 400 bas puanda onu da 75 bas puan daha yukarıya çekmişler. %15 şimdilik bizi keser yeter diyorlar. Yetecek mi yetmeyecek mi? Faiz kararı ne olursa piyasalara etkisi ne olur meselesini bugün bu videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Şu an itibarıyla borsaya bakıyorum 127.791 seviyelerinde. Dolar 7.70'lerde gezindi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sırasında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde konuştu bugün. 7.79 seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. Sonra konuşma farklı bir şekilde bir kez daha yorumlandı anladığım kadarıyla piyasa tarafından ya da farklı bir amaçla tam olarak bilmiyoruz. 7.69 seviyesine kadar çekildi. Şu anda da 7.69-70'lerde gidiyor geliyor. Dar bir bant mı? Evet dar bir bant. Yani 7.69-7.79 10 kuruşluk bir bant da gidip geliyor. Bugün dört senaryodan bahsedeceğim. Beşinci senaryoyu da aslında konuşmak gerekiyor faiz indirim meselesini. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasına baktığımız zaman sanki bir faiz indirimi yapılacakmış havası da verdi. Olabilir mi? Bu şartlarda çok mümkün değil gibi. Bu konuşmayı şöyle yorumlayanlar da var. Onu da sizler için hemen değerlendirelim. Belki de bu konuşmayı Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız olduğunu göstermek için yaptı diyenler var. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Ağustos 2 2018'de o kur şoku sonrasında Merkez Bankası'nın faiz kararı yine herkes tarafından merakla bekleniyordu ve Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp faizin arttırılmaması gerektiğini söylemişti. Hemen o konuşmanın ardından da 625 bas puanlık bir faiz arttırımı gelmişti arkadaşlar. Onun için yarın da çıkıp Merkez Bankası biz bağımsızız kardeşim. Cumhurbaşkanı ne derse desin biz 700 bas puan arttıracağız derse inanın şaşırmam. Ama şunu söylerim. Kimse kusura bakmasın. 700 bas puanlık faiz kararını Merkez Bankası vermedi Sayın Cumhurbaşkanı verdi derim niye derim Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı tüm faiz kararlarını ben veriyorum demişti daha önce Hatta bu konuyla ilgili Merkez Bankası başkanlarını görevden de almıştı öyle değil mi bakın arka arkaya iki görevden almaya tanık olduk Biz Sayın Cumhurbaşkanının kararıyla Demek ki Merkez Bankası başkanları karar veren merci değil kim veriyor bu kararları Sayın Cumhurbaşkanı veriyor ve Sayın Cumhur Cumhurbaşkanı'na rağmen 700 bas puanlık bir faiz arttırımını üstelik partili bir Merkez Bankası Başkanı yapar ise bu danışıklı dövüşün ötesinde bir şey değildir diye yorumlarım ben. Benim gibi bir yığın ekonomist gazeteci de ya da siyasetçi de aynı yorumları yapar. Herkesin söyleyeceği genel sözde şu olur. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı faiz lobisine teslim oldu. Faiz lobisi ne derse bundan sonra onu yapmaya devam edecek diye yorumlarlar. 2018 Ağustos ayında yaşadığımız kur şokuyla bugünkü koşullar bir değil. Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku piyasalar darmadağın etmişti. Ve evet o dönemde bir faiz arttırmanın olması gerekiyordu zaten. Bugün de kur bir anda 7 liradan 15 liraya çıksa ben yarın çıkarım derim ki evet Merkez Bankası en az faizleri 20-25 seviyesine acilen çekmeli ve kuru dengelemeli. Ama bugün yapılacak yüksek faiz artışı kim ne derse desin faiz lobisine teslim olmaktır. 2-2-4. Hadi gelin senaryoları biraz konuşalım ve sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye odalar ve borsalar birliğinde yaptığı konuşmadaki önemli başlıkları değerlendiririz. Önce piyasa beklentisiyle başlayalım. 475 pas puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirildi diyelim Merkez Bankası tarafından ve politika faizi %15 seviyesine getirildi. Bu doların bir anda 3 lira olmasını beraberinde getirir mi? Komik olmayın arkadaşlar. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çok ciddi bir düşüş olur mu? Mesela 475 bas puanlık bir faiz artırımı olduğunda 7 liranın altına sarkar mı kur? Hayır arkadaşlar. O da olmaz. 7.50'yi bile görmeyebilir. 475 bas puanlık bir faiz artırımında. Çünkü bu beklenti zaten satın alındı. 400 ile 500 bas puan civarında bir artış olacağı piyasa tarafından satın alındı. O nedenle 8.50 seviyesinde olan kur Bugünkü 770 seviyelerine kadar hatta 760 seviyelerine kadar düştü arkadaşlar. 1 lira düştü bu beklentiyle. Yeni bir düşüş olmaz. İlk 3-5 dakikada 750 seviyelerine kadar sarkar. O 400 475 bas puanlık faiz arttırımında. sonrasında da yeni faiz beklentisiyle ufak ufak yukarıya çıkar ve bugünkü seviyesine gelir önce. Sonrasında yeni faiz beklentisi yaratabilmek için kur 8'i zorlamaya başlar. 8.20 görür, 8.50'leri görür. Önümüzdeki aydan bahsediyorum. Eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı ya da Merkez Bankası yeni bir faiz arttırımı sinyali vermezse de arkadaşlar, yıl sonundaki 9-10 lira hedefimize ulaşırız. Yani 9 lirayla 10 lira arasına yerleşir kur. Euro tekrar 10 liranın üzerine atar. Kendisini 11 lirayı zorlamaya başlar. Sterlin 12 lirayı zorlamaya başlar. Demek ki 475 bas puanlık bir faiz arttırımı sadece günü kurtarmıştır kurtarmak için yapılabilecek bir faiz arttırımıdır. Finansal piyasalarda dolar üzerinde ufak bir baskı yaratır ama esas büyük baskıyı reel sektör üzerinde yaratır. Politika faizinin %15'lere gelmesi piyasa faizlerinin %20-25'ler seviyesine çıkmasıdır ve piyasada kendisini kredilerle finanse eden pek çok şirketin batmasıdır. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde söylediği şu söz boşa çıkar. Nedir o söz? Yüksek faizle üretim yapamayız, istihdam sağlayamayız. Hatta bir söz daha ekleyelim. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yaptığı konuşmada söyledi bunu da yatırımcıları yüksek faiz altında ezmemeliyiz. Evet demek ki yüksek faizin yatırımcıları ezeceğini, reel sektörü bitireceğini Sayın Cumhurbaşkanı da gayet net bir şekilde biliyor. Bu konuşma acaba 700-800 bas puanlık bir faiz artırımı beklemeyin konuşması mı? Yoksa tam tersine daha önce yaptığı konuşma gibi bana rağmen Merkez Bankası faizleri kontrolsüz bir şekilde arttırdı kardeşim. Ben ne yapayım? Bu Merkez Bankası Başkanı'yla da bir türlü anlaşamıyoruz yaklaşımının ön çalışması mı? Bilmiyoruz. Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi ne kadar faiz arttırılırsa ne olur sorusunun cevabını vermeye devam edelim arkadaşlar. Piyasadaki beklentilerin dışında daha yüksek bir faiz arttırımı gelirse mesela 600 bas puan 700 bas puanlık bir faiz arttırımı gelirse ne olur sorusunun cevabını verelim. Orada da arkadaşlar göreceğimiz maksimum seviye 7 lira olur. Belki 6.95'leri görürüz hadi zorlayalım. Sonrasında ne olur biliyor musunuz? Piyasa bu faizle yetinmez arkadaşlar. Reel sektörü bitirirsiniz. O ayrı bir konu da finansal piyasalarda 700 bas puanla yetinmez. Türkiye nasıl olsa faizin kesesini açtı der. O 6.95 7 seviyesinden tekrar ufak 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 sinsi sinsi 7.50 7.60 seviyelerine gelir. Ha bekleme süresi biraz daha uzar. Yani 1-2 hafta 3 hafta beklemek durumunda kalır piyasadakiler. Ama sonuç itibarıyla yeni faiz arttırımları almak için yeni Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararına yaklaşılan dönemlerde tekrar kurla oynamaya başlarlar. 8 ve 8 lira üzerine çekerler. Merkez Bankası'nın kasası da dolmaz arkadaşlar. Hani bir umut var ya 700 bas puan, 400 bas puan, 500 bas puan arttırıldığı zaman yurt dışından oluk oluk Türkiye'ye para akacak. Akmayacak arkadaşlar. Stresi ve riski sevmeyen hiçbir yabancı Türkiye'ye gelmeyecek. Özellikle bu cari açık ortamında. Son 2 senenin en yüksek seviyesine ulaşmışız cari açıkta. Üstelik yüksek faiz demek, kurun baskılanması demek, ithalatın artıp ihracatın azalması demek ve cari açığın daha da artması demek ekonomide en dikkat çekici olan noktalardan birisindeki bozulmaların devam etmesi demek. Bu koşullarda hiçbir yabancı yatırımcı Türkiye'ye parasını getirmez. Sadece tefeci parasını çekersiniz. O da yakın zamanda değil. Tefecinin elinde parası var nasıl olsa. Biraz daha bekler. İkinci ayı bekler. İkinci ay biraz daha yükselsin der. 3. ay biraz daha yükseltir. İstediği seviyeye geldiği an itibarıyla parasını getirir. Ama o arada zaten kuru da istediği şekilde yükseltmeye devam eder. Yüksek kurdan parasını bozup daha çok Türk lirası elde edebilmek için. Yani faizi yükselttiğiniz zaman koşa koşa hemen parasını getirmeyecek finans canavarları ya da vampirleri. 700-800 bas puanlık bir faiz arttırımı da yine kurun 7 liraya önce gelmesini sonrasında hızlı bir şekilde 8 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirir. Gelelim 150-200 bas puanlık daha itidalli bir faiz arttırımına. İlla faiz arttırımı olsun ne olursa olsun bir faiz arttırımı olsun diyenlerin gönlünü hoş etmek için yapılacak faiz arttırımı olmayan bir faiz arttırımıdır bu. Tekerleme gibi oldu biliyorum ama işin gerçeği bu. Yani 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmakla hiç faiz arttırımı yapmamak arasında aslında bir fark yok. Sadece piyasaya şu imajı verirsiniz 150 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptığınızda. Bak gerekirse biz faizi arttıracağız. Yavaş yavaş faizi arttırmaya başladık. Onun için siz paranızı getirin imajını verirsiniz. Yabancı da şunu düşünür o zaman. Ya kardeşim biz 475-500 bas puan beklerken 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı yapıldı. Ben niye riske gireyim kur şokuna rağmen, kur riskine rağmen paramı oraya götüreyim. 100 bin dolar yatırıp 80 bin dolar geriye alayım diye düşünür. Parasını getirmez. Yerli de kurdan altından çıkmamaya devam eder kur da 8 lira seviyelerine doğru gider. Evet 8 liranın üzerine doğru gider. Kısa vadede gider. Hiçbir faiz artışı olmazsa ne olur arkadaşlar? Belki yarın biz 8 liranın üzerine 8.50 seviyelerini görürüz. Evet 8.50 seviyelerini görürüz. Bıraktığı yere geri döner. Hızlı bir şekilde bir günde hemen bu seviyelerde dengelenir. Neyi bekler? Cari açık kapatılacak mı kapatılmayacak mı? Bütçeyle ilgili doğru adımlar atılacak mı atılmayacak mı? Acaba gerçekten söylendiği gibi reformlar yapılacak mı yapılmayacak mı? Yakın zaman içerisinde bir kur şoku Olacak mı olmayacak mı? Kur şokundan sonra bir faiz arttırımı olursa ben dolarımı bozarım diye bekler. Aksi takdirde herhangi bir adım atmaz. Yabancı da bunu bekler aslında. Çünkü kur şoku demek yabancının Türkiye'ye akın akın gelmesi demektir yüksek faizde. Kur şoku demek yüksek faizde yerlinin elindeki parayı bozması, dövizden Türk lirasına dönmesi demektir. Ama faizi arttırırsanız bu seviyelerde kimse elindeki kuru bozmaz, kimse elindeki altını bozmaz ve beklemeye devam eder. Hem reel sektör yüksek faizden dolayı kitlenir hem de vatandaşın yastık altındaki dövizi ve altında orada durmaya devam ettiği için bu para piyasaya girmediği için piyasa canlanmadığı için piyasa kitlenir. Her iki açıdan da baktığınız zaman sıkıntı her geçen gün büyümeye devam eder. Dönelim Sayın Erdoğan'ın sözlerine tekrar. Eğer ki Sayın Erdoğan şu cümlesinde samimi ise yüksek faizde üretim yapamayız, istihdam sağlayamayız cümlesinde samimi ise yarın Merkez Bankası iki senaryodan birisini gerçekleştirir. Hatta belki çok daha radikal bir kararla üçüncü senaryoyu devreye sokar. Nedir o? Faiz indirimi arkadaşlar. Faiz indirimi yapar. Kur şokunun şimdiden yaşanması sağlar sonrasında yüksek faiz artışıyla kuru dengeler ve piyasanın canlanmasını reel sektörün hareketlenmesini sağlar. Bu koronanın en sıkıntılı olduğu dönemde. İşte o dönemdeki yüksek faizler reel sektörü sıkıntıya sokmaz. O dönemdeki yüksek kur reel sektörü sıkıntıya sokmaz. Çünkü vatandaşın elindeki o 224 milyar doların boşalması, Türk lirasına dönmesi hem bankacılık sistemini hem Merkez Bankası rezervlerini hem de reel sektörün daha çok mal satmasını beraberinde getirir üretim modelinde doğru bir şekilde kurgulamanız dahilinde, reformları doğru bir şekilde yapmanız dahilinde hem ithalatın önünü kesersiniz, hem yurt içindeki üreticinin ithal malları ikame etmesini sağlarsınız, hem işsizliğinizi azaltırsınız istihdam yaratarak, hem de piyasaların canlanmasını sağlarsınız. Yarın dananın kuyruğu kopacak. Çok ciddi bir ters köşeyle karşı karşıya kalabiliriz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Altını çok merak edenler var biliyorum. Altını aşağı haberleriyle bir şekilde şimdilik tutuyorlar. Ocağa kadar belli ki bu seviyelerde gidip gelecek. Yani 1870, 80, 1890, 1900. Yani Biden başa geçene kadar bu şekilde devam ettirecekler. Ama daha sonrasında arkadaşlar arka arkaya gelen teşvik haberleriyle birlikte altının onsu bu sene rekor üzerine rekor kıracak. Gram altında rekor üzerine rekor kıracak. Sabırlı olan gram altında ve gümüşte beklemeyi başaranlarsa hem paralarını koruyacaklar hem de çok ciddi getiriler elde edecekler. Bunu da altın çizmek istiyorum. Lagart'ın ve Powell'ın açıklamalarıyla hadi gelin videoyu tamamlayalım. Diyor ki Powell aşı haberleri olumlu ama ekonomik etkilerini görmek için çok erken diyor. Aşıyla hastalığı bir şekilde durdurmayı başarabilirsiniz önümüzdeki dönemde. Ama o zamana kadar çok ciddi ekonomik yaralar açacak. Onu da unutmayın demeye getiriyor bana göre. Ve Lagart'ın açıklaması bence çok kritik arkadaşlar. Diyor ki ekonomik kriz finansal krize dönebilir. Dünya büyük bir bunalıma doğru gidebilir. Bu iki açıklamayı da doğru okumak gerekiyor arkadaşlar. Dünya çok ciddi ve büyük bir sıkıntıya, ekonomik sıkıntıya ve krize doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Finansal kriz demek önümüzdeki dönemde tüm dünya borsalarında keskin satışlar demek. Özellikle bankacılık endekslerinde çok ciddi düşüşler demek. Bankacılık endeksleri dominant endekslerdir. Bunu unutmayın. Ve bunlarda gelecek satış baskıları çok ciddi kayıpları beraberinde getirir. Bunu niye söylüyorum? Borsa yatırımcıları dikkatli olsun diye söylüyorum. Bakın çok tepe noktalardayız. Her an büyük terse düşebilirsiniz. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum sevgili dostlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.